Ne yapıyorsunuz siz? İyi olmadığını göremiyor musunuz? Bağırmayı bırak Cigar. Bırak da Anandi konuşsun. Dışarı çık. Ben onun kocasıyım. Dışarı çıkacak biri varsa o da sensin. Ben Anandi'yi hastaneye getir. Ama asıl önemli olan onu hastanelik edenin kim oldu. Hadi kapa çeneni artık, yeter. Hastane burası. İkiniz de sakin olun. Yoksa ikiniz de dışarı atarım. Bunca yıllık dostluğun ardından bize yaptığınız bu mu? Sen ve Mehul bize saygı duyuyorsunuz sanıyordum. Boş ver hadi. Hayır, bırak konuşayım Piremci. Buraya gelip polis ve avukatlarıyla ailevi meselemize karışmaya kesinlikle hiç hakları yoktu. Anandi ve abisine çocukluğundan beri biz bakıyoruz. Bugün sen ve oğlun bize oldukça çirkin bir iftira attınız. Özür dilerim büyük anne. Burada ne olduğundan haberim yoktu. Ben Anand'ı aramıştım. O da havaalanında olmadığını ve hastaneye gittiğini söyledi. Ben de etrafı kolaçan etmeye geldim. Ben de sizin Anand'ı öz kızınız gibi büyüttüğünüzü biliyorum. Merak etmeyin. Ona kötü bir şey olmasına izin vermezsiniz. Belki Anand bir hata yapmıştır. Buna inanamıyorum. Sen bir hata mı dedin? Oğlunuzun hata sabıkası kabarık. 10 yıl önceki hatasının bedelini hala ödüyoruz. Anand o zaman bir çocuktu. Ve bunun için özür diledi. Eski defterleri açmakla elimize ne geçecek? Ama hatalarından ders çıkarmazsa hiçbir anlamı olmaz. Anand'ın bir hata yaptığını kabul edin. Polis memurları Anand'ın ifadesini alacak. Birazdan yanlış anlaşılma çözülecek. Ben sadece bir şeyi asla anlamıyorum. Dün bizimleydiniz. Ve Anand'ın 18. yaş günü olduğunu hazırlık yapacağınızı söylediniz. Sonra bir anda evlenmiş oldu. 24 saat içinde planlar mı değişti? Söylesenize. Doğrusu Anand ve Cigar bizi şaşırttı. Sizin evden çıkarken Cigar bize bir sürprizi olduğunu söyledi. Sürpriz buymuş. İki çocukluk arkadaşı şimdi birbirini seviyor. Onlar bize evlenmek istediklerini söyledi. Biz de bunun üzerine düşünmedik. Ve sonuçta onları evlendirdik. Diyadaki gibi. Nişanlandılar ama bize son anda söylediniz. Biz evinize polisle gelmedik. Benim kızım nişanından sizin kızınızın kaçtığı gibi kaçarak gitmedi. Bu durumda Anandi ya da hangi kız olursa olsun ben yardıma koşarım. Bu benim hakkım da görevim de. Anladınız mı? Affedersiniz. Dışarı çıkın ve orada bekleyin. Hepiniz dışarı çıkın. Kimsenin çıkmasına gerek yok. Söyleyeceklerimi şimdi de söyleyebilirim. Anandi, iyi misin kızım? Beni kimse zorlamadı. Anandik, endişelenme. Bu insanlar sana yardıma geldiler. Gerçek her neyse onlar anladı. Bugünden sonra Piremci ve Secel senin anne ve baban olacak kızım. Annene söz verecek misin Anandik? Evet anne. Doğruyu söylüyorum.
Ben iyiyim. Cigar ve ben çocukluktan beri birlikteyiz. Her zaman kavga ederiz. Bugün de yine öyle bir kavga ettik ve ben evden kızgınlıkla çıktım. Bu kadar. Hepsi bu. Önemli bir şey yok. Gerçekten. Anandi, ayakların kanıyordu. Yolda taş battı. Anandi, lütfen dur. Sanırım sen tam anlayamamışsın. Karım aramızda bir sorun olmadığını söylüyor. O yüzden lütfen bizi rahat bırak artık. Sanırım vaktinizi boşa harcamış bulunduk. Lütfen affedin bizi, özür dileriz. Affedin lütfen. Pekala. Hastayı taburcu ediyoruz fakat hala bakıma ihtiyacı var. Üzerinde herhangi bir stres ya da baskı hissetmemesi gerek. İlaçlarını da zamanında aldığından emin olun lütfen. Anandi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.